Türkçe sanayisinin başarılı bir firması Fani Gıda'ya gidiyoruz şimdi de. Dünden bugüne firmanın gelişim ivmesini öğreniyoruz. Efendim biz biraz firmanızı tanıyalım öncelikle. Neler karşımıza çıkıyor, ne gibi üretimler yapılıyor burada? Fani Gıda kuru yemiş, kahvaltılık gevrek ve kahvaltılık ezme ürünlerini üretiyor. 2003 yılında kuruldu. 2007 yılından itibaren de Düzce'de ilk fabrikayı açtık. 2018 yılında da ikinci fabrikayı açtık. Perakende'de kuru yemiş, kahvaltılık gevrek ve ezme grubunda büyük zincir mağazaların hem market markalarını üretiyoruz. Çok uzun yıllardır lider markayız bu anlamda. Aynı zamanda 2018 yılından itibaren de kaplamalı kuru yemişte kendi markamızla, Fani Nut markasıyla da ürünler üretmeye başladık. Sağlıklı atıştırmalıklar üretiyoruz yani. Peki hedeflerde neler var? Fani Nut markasıyla yeni ve farklı ve Türkiye'de hiç olmayan ürünler üretmeye başladık. Ne yaptık? Fani Nut'un diğerlerinden farkı nedir? Biz yağ kullanmayız iç ürünlerimizde. Fırınlanarak yaparız. Lezzetlendirmeleri Fani Nut'sa, kuru yemişleri kaplamalılarla lezzetlendiriyoruz diye düşünün. Ama bunları yağ kullanmadan fırınlanarak yaptığımız için çok sağlıklı atıştırmalıklar üretiyoruz. Neler yapacağız? Bu Türkiye'de ilk defa yapılan, belki de dünyada ilklerin içinde olan çalışmalar. Bunları hem Türkiye'de hem yurt dışında hem tanıtacağız, hem de çok yoğun satış talepler var şu anda, son bir senedir gelen bize. Bunları daha da büyüterek pazara oturtmayı düşünüyoruz. Fani Nut bir dünya markası olacak. Kahvaltılık gruplarımız var tabii bu arada. Onları da hiç atlamayalım. Yani müsli ve müsli gruplarımız da var. Türkiye'de bu grubu en yoğun satan firmalardan biriyiz. Kahvaltılık gevrek grubunda. Bunda da farklı her türlü ürünümüz var. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun, hayırlı uğurlu olsun tekrar. Artık 2020 hedefleriyle güzel ürünler bekliyoruz İnşallah, sizden. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Evet, sevgili seyirciler, yayınımız devam ediyor. Zirvedesiniz. Meltem'le Zirvedekiler Parkı ile Düzce'deyiz.